Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul evvel min kitabil bey. Bugün kitabil beyin birinci dersini okuyoruz. Bey, lügaten herhangi bir şeyi bir şeyle değiştirmektir. Şer'an bir malın bir malla belli şartlarda, ölçülerde değiştirmesine, mukabeletine bey denir. La yessihu bey sahih değil illa bil icabi vel kabul. Ancak icab kabulla ne olur? Sahih olur. İcab kabulün olmadı bey, caiz değil. Ama bir kısım fukahalara göre büyük şeylerde değil de böyle hakir şeylerde, küçük şeylerde taati da nedir? Caiz. Taati karşılıklı vermek. Biri para veriyor, biri müsemmeni veriyor. Kalem alıyorsun. Ne kadar? 1 lira. 1 lira bırakıyorsun, gidiyorsun. O demiyor ben sana bu kalemi sattım, o da bunu aldım demiyorlar. Şu an piyasada zaten yapılan alışverişin çoku %80'i bu taatidir. Eğer bu kavuş sahih değil deysek sıkıntı olur. Peki icab nedir? Kabul nedir? Fel icabu huve kavlul bayi'i ev vekilihi. Bayi veya bayi'en vekilinin kavlu bi'tüke demesidir. Ev mellektüke demesidir. Kabul nedir? Vel kabulu huve kavlul müşteri ev vekili. Müşteri veya müşterinin vekilinin kavlu iştereytu, satın aldım. Ev temellektu, mülketini kabul ettim. Ev kabiltu, kabul ettim. Ha, demek icab, bayi veya vekilin bi'tüke demesi, mellektüke demesidir. Kabul ne demek? Müşteri veya müşterinin vekili iştereytu, temellektu, kabiltu demesidir. Normalinde önce bayi söylüyor, sonra kim? Müşteri söylüyor. Bayan diyor, bir tüke sana sattım. Müşteri de diyecek ki, kabiltu ve iştereytu. Pek ve yecuzu caizdir en yetekaddeme lefsul müşteri. Müşterinin lefsinin öne geçmesi de caiz. Ve yecuzu caizdir en yetekaddeme lefsul müşteri. Caizdir ki müşterinin lefsi ne olsun? Öne geçsin. Mislu en yakule. Misledir yalnız. Mislu değil misin ki? Mislu en yakule desin kim? Müşteri. Bak bayan demeden önce. İştereytu bi kezen. Ben bu kitabı senden bu kadar parayla satın aldım. Fe yakulu bu sefer baya da diyor. Bi'atüke. Yani bi'atü hazır kitabı bi hazır semeni. Ben bu kitabı bu parayla sana sattım. Bu da caiz. Ve yecuzu caize en yakule müşteri desin bi'ni bi keze bu kitabı 1000 liraya bana sat. Fe yakulu müşteri de baya da diyor, bak müşteri baya diyor bi'ni bi keze bu kitabı bu kadar parayla bana sat. Fe yakul baya diyor bi'tüke bu kitabı bu kadar parayla sana sattım. Bak bu da olur. Demek müşteri bayan sigalarında ne olur? Emrullah takdir tehir caiz. Ve yecuz en yetekaddeme lefsul müşteri mislu en yekule iştereytu bi keza fe yekulu bi'tüke ve yecuz en yekule bi'ni bi keza fe yekulu bi'tüke fe hazihi serâihu ve yen'akidu eyden bey mun'akid olur eyden serih elfazlarla mun'akid olduğu gibi bil kinayeti kinayetle de ne olur? Mun'akid olabilir. Yani kinayi elfazlarla da bey gerçekleşebilir yalnız ma'niyeti. Niyetle beraber. Serih elfazlarda niyet aranmaz. Ama kinayi elfazlarda niyetle beraber, niyet de olursa ve gerçekleşir. Mislu huzu bi keza. Ben diyorum, Mola Muhammed Nafi, huzu bi keza. Bunu 1 lira parayla tut. Ev cealtu leke bi keza. Ben bunu bu kadar parayla sana kıldım. Ama ve yenvi bizalike el bey'e. Bununla ben, yani bayi bey'i ne ediyor? Kast ediyor. Bak lefz bey değil, lefz huzu bir keza diyor. Cealtu leke bir keza diyor. Ama niyet nedir bey'dir? Feyyakbelu, karşı tarafta ne ediyor? Kabul ediyor. Olur. Huzu bir keza, cealtu leke bir keza diyen kişi bununla bey'i ne ediyor? Bey'i kastediyor. Karşı taraftan kabul edince bey gerçekleşmiş oluyor.
فَاِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الْبَيْعَ Eğer kinayi lafızla bayi, bey'e kast etmese. Huzu bir kez de demiş. Cealtu leke demiş. Ama niyeti ben değil. Feleyse bir şeyin. Bu söylediği hiçbir şey değil. Lağu bir lafızdır. Boşu boşuna söylemiş bir kelimedir. Ve yecibu en la yatulel faslu beynel icabi vel kabuli urfen. Ve yecibu vacibdir. En la yatulel faslu beynel icabi vel kabuli. İcab, kabul arasında fasıl çok uzun olmayacak urfen. Bayi, müşteriye ben sana bu mali bu kadar parayla sattım demiş ise urfen uzun fasıl girmeden müşteri kabiltü diyecek. Urfen uzun bir fasıl geçtikten sonra kafasını kaldırıyor, kabiltü diyor. Olmadı. Olmadı. Uzun urfen uzun bir fasıl araya girmeyecek. Veyahut da uzun fasıl girmemiş ama akıtla alakası olmayan bir kelime konuştu. Ben Mola Muhammed Nafi'ye diyorum bu telefonu bu kadar parayla sana sattım. O da akla ilgili olmayan bir kelimeyi söylüyor sonra kabiltü diyor. O da fasle tavil gibi. Öyle değil mi? O da bey'e nedir? Manadır. Ve yecibu vacibdir en la yetulel faslu benel icabi vel kabul urfen. Urfen uzun fasıl olmayacak. Bir aşağı bakın. Femine tuli turdendir yani uzun fasıldendir. En yetehellele kelamun ecnebiyun anil akdi mimmen yuridu en yutimmehu velev kalilen. O kelime az olsa dahi beyle alakalı olmayan bir kelime araya girdi mi o fasıl tavrıdan kabul edilir. Peki ecnebi hangisidir? Vel ecnebi huvellez la taallukan lehu bil akdi. Akıtla alakası olmayan. Ben la yakunim muhtadayaha hu muhtadayahu beyen muhtadalarıyla akdın gerektiği elfazlardan değil. Ve la min mesalih akdın mesalihlerinden değil. Ve la min mustahabbatihi akdın mustahabbatlarından da değil. Bir de güzel bir şey söylüyor. Ve işaretu en yakunel evvel bakin ala ehliyeti ile vücudu şakkil ahiri. Bayi sana sattım dedi ya. Müşteri kabiltü deyinceye kadar o bayiye beyan ehli olarak devam ediyor. Ben sana sattım dedi, o arada deli oldu. Müşteri kalkarsa ben kabul ettim derse olmaz. Beyan şartlarından biri de kabula kadar bayiye ne olacak? Önce söylenen bayi veya müşteri kimse karşı tarafın kabuluna kadar, sırasına kadar o beyan ehli olarak devam edecek. Bir de وَنْ يَكُنَ الْقَبُولُ مِمَنْ سَدَّرَ مَهُ الْخِتَابُ Ben Mola Muhammed Nafi'ye diyorum ben bu telefonu sana sattım. Serkan diyor kabiltu. Bu da olmaz. وَلَوْ قَبِلَ غَيْرُلَ مِنْ عَقِلٍ Serkan kabul ederse münakid olmaz. Ne Serkan'a münakid olur ne Muhammed Nafi'ye. Muhammed Nafi'ye kabul olmuyor çünkü o kabul etmedi. Serkan'a olmuyor çünkü icab ona değil. Mesela anlaşıldı. Ve işaretul ahresi dilsiz kişi ahras kişinin tat kişinin işareti kellefsi natıkı natıkın lefsi gibidir. Eğer onun işareti mufhime ise manayı bildiriyorsa ahrasın işareti natıkın lefsi gibi geçerlidir. Ve şartul mutebayiyni mutebayin alışveriş yapan bayi müşterinin şartları şartı el buluğu. Çocuğun bey'i caiz değil. Aklu delinin bey'i caiz değil. Ve adamu rıki kölelik olmayacak. Vel hacri haciz konulmuş biri olmayacak. Vel ikrahi bi gayri hakkin haksız olarak bir hak olmaksızın ikrah da yok. Biri diyor sen bunu satarsın bana veya flankesi satarsın, satmazsan sen öldürürüm. Böyle bir akıl olmaz. Ama haklı ise milletin alacağı var o da ne etmiyor? Vermiyor. Hakim zorla ona satırabilir. Hatta satmazsa hakim onun malını satabilir. Çünkü ikrah-ı bir hak caizdir. Ama ikrah-ı bile hak caiz değil. Peki hacizli kişinin bey'i caiz dedi. Şimdi hacizli kişi ya iflas etmiş, haciz konmuş
iflas etti. Eldeki mal az kalmış, alacaklıların borçları, alacakları çoktur. Hakim ona ne etmiş? Hakim ona haciz koymuş. Bunun bey'i caiz değil. Bak kendi malını satamaz. Haciz konulu. Ama eğer iflastan dolayı değilse sefih olduğu için haciz konulmuş. Kâr zarını bilmiyor. Hakim bakmış malını bitirecek haciz koymuş. O da bey'i caiz değil. Niye? Çünkü kelimeleri elfazlarına itibar olunmaz. Kolasa ve şerfüm tebaye aynı el buluğu. Çocuk kâr zarı bilemez. Alaklı deli kâr zarı bilemez. Adamur rikli. Kölelik olmayacak çünkü kölenin malı yok ki. Köle bir şey satsın. Veyahut da mal edinmiyor ki bir şey kendine satın alsın, mal edinsin. Vel hacir, bir de haciz olmayacak. Çünkü haciz kişi iflastan dolayı haciz konulmuş ise bu kendi malını satamaz. Eğer seferden dolayı bey haciz konulmuş ise, seferden dolayı ne konulmuş? Haciz konulmuş ise zaten kelimelerine itibar olunmaz. Akıl sigaleri kendisinden sadır olunca ona itibar edilmez. Ve yüşteratu eyden el-İslamu. El-İslamu. Ama kafirin alışverişi caiz değil mi? Hayır. Bakın İslam kime şarttır? Ve yüşteratu eyden bu şartlarla birlikte el-İslamu fî men yüşterel lehum mushafun. O kimse ki mushaf ona alınıyor. Ha o alıyor kendine, ha bir vekil alınıyor. Mushaf kime alınıyor ise o bey'en, o mushafın bey'enin sahih olması için İslami şarttır. Kafire mushaf alınıyor ise o bey caiz değildir. Ev muslimun la ya'tiku aleyhi. Veyahut el-İslam şartı fîmen yüşteren lehu mushafun yahut da yüşteren lehu muslimun. Bir kişiye Müslüman bir köle alınıyor. Köle kime alınıyorsa onun Müslüman olması şarttı. Şimdi biraz açalım. Şimdi bir kişi babasını alırsa, ne yaparsa, babasını satın alırsa, oğlunu satın alırsa, alma ile birlikte babası azat olur, anası azat oluyor, çocuğu ne oluyor? Azat oluyor. Ama normal biri bir yabancı köle alırsa azat olur mu? Olmaz. Diyor o kimse ki ona bir köle alınıyor, yalnız o köle alınmayla da azat olmuyor. Babası değil, oğlu değil. O zaman o köle eğer Müslüman ise, kime alınıyor ise onu da İslam şarttır. Niye? Ya alınan köle Müslüman. Kendisine köle alınan kafir. O zaman Müslüman kafirin emrine girmiş olur. Bakın ve yüşteratu eyden el-İslamu fîmen yüşteren lehu mushafun kendine mushaf satın alınan kişine İslamiyet şarttır. Ev muslimun la yatiku aleyhi yahut da kendisi üzerine azat olunmayan bir Müslüman ona satın alınıyor. O zaman da onun İslamiyeti nedir? Şarttır. Ev muslimun mushafın üzerine atıftır. Yani kime mushaf satın alınıyor ise onun İslami şart. Kime bir Müslüman köle alınıyor ise o köle de onun üzerine azat olmuyor. Onun da İslami nedir? Şarttır. Anladınız mı Osman ne diyor? He? Anlamadın değil mi? Anladım. He. Mesela bir kafire babası, bir kafir var. Babası köledir, babası Müslümandır. Bak o Müslüman olan baba o kafire alınabilir. Kafir de onu alır, vekili de onu alır. Niye? Bak kafire alınıyor. Çünkü o alınan babası otomatikmen alınmayla azat oluyor. Zararı yok. Ama azat olunmayan bir Müslüman birine alınıyor ise o kişi Müslüman olması şarttır. Ta ki bu Müslüman köle o kafirin emrinin altına girmesin. Mesela anladınız değil mi? Bir de ve ademul hirabeti fi şirai silahi. Silah alım satımında savaş olmayacak. Hirabet, harp olmayacak. Adam bizimle muharipse, bizimle savaşıyor ise ona silahın bey'i caiz değil. Kılıç satılmaz, mizrak satılmaz, uçak satılmaz, tank
satılmaz. Bildiniz değil mi? Yani müşteri, silahı alan müşteri muharip olmayacak bizimle. Bildiniz mi? Demek ki tekrar edelim ve yuşaratu idem bu bulu akıl adamul hacir adamul ikrahla beraber el İslam, İslam şarttır. Fîmen yuşterel lehu mushafun ev muslimun la ya'tiku aleyhi bile ve adamul hirabeti fi şirâ-i silahı, bunlar da şart. Fe in ezzine seyyidu li abdihil baligi fi ticareti, bir seyyid balık abdine ticaret izni verirse, ben sana izni verdim ticaret yap derse, teserrefe, o abd ne yapar? Tesarruf yapar, alışveriş yapar. Ama bihasebil izni. Bihasebil izni. İznin hasebine. Ne kadar izin verilmiş ise, ne kadar ne izin verilmiş ise o kadar ticaret yapabilir. İzin ötesine geçemez. Abd vekil konumundadır. Seyyidi izin verdiği abd ne kadar izin vermişse, hangi malın alışverişini yap demişse onu tek yapar. Hangi zamanda ticaret yap demişse o zamanda yapar. Nerede, hangi mekanda ticaret yap demişse orada yapabilir. Tabi abd dedi, emmet de abd gibidir. Demek fe in ezzine seyyidu, eğer seyyid izin verirse li abdihil baliği fi ticareti, ticaret konusunda bir seyyid balık abdına izin verirse, teserrefe, o balık abd tasarruf yapar, ticaret yapar, bihasebil izni. Anlıyorsun Mustafa? İzne göre, hangi malda izin varsa, hangi zamanda izin varsa, hangi mekanda izin varsa, ona göre yapar, fazla yapamaz. وَلَا يَجُزُ لِأَحَدٍ مُعَامَلَةُ عَبْدٍ, hiç kimse bir abd ile alışveriş yapmak caiz değil, yapamaz. İlla en ya'leme enne seyyidehu ezine lehu bi beyineti ev bi kavli seyyidi ve la yukbelu fi kavl abdi. Bakın, şimdi bir köle biz tanıyoruz. Kimse onunla ne yapamaz? Alışveriş yapamaz, muamele yapamaz. İlla en ya'leme, illa ki bilirse enne seyyidehu ezine lehu. Seyyidi bu abde ticaret izni vermiş. Bunu bilirse muamele yapar, yoksa yapamaz. Bunu neyle bilirse? Bir beyin etin. Şahitlerle bilir. Kişi diyorlar biz şahidiz. Bunun seyidi buna ticaret izni vermiş. Ev bir kavli seyidi. Yahut da seyidin kavliyle. Seyid diyor ben bu abdime ne vermişim? Ben bu abdime ticaret izni vermişim. Ha, o zaman muamele yapılır. Ama şahit yok. Beyinet yok. Seyidin kavli de yok. Ama diyor benim seyidim bana izin vermiş. Hayır. Ve la yukbelu fihi. Bu abdın iznin konusunda kabul edilmez kavlu abdi. Abdın kavlu izin konusunda ne yapılmaz? Kabul edilmez. Abd dese benim seyidim bana ne etmiş? Bana izin vermiş, ticaret izni vermiş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biri geti abdla, sen seyidin izin vermiş. Evet, alışveriş yaptı. Sonra sıkıntıya girdi. Geliyor seyide parasını istiyor. Seyid der ki ben sana dedim ki abdümle alışveriş yap, ben izin vermişim. Yok. Şahitlerin var mı? İki tane şahit, şahadet etmişler ben buna izin vermişim. Yok. Ya nedir? E abi demiş ben izin, mezunum, seyidim izin vermiş. Abdün demesi olmaz. Sen paran gitti, ben karışmam. Ne zaman alacak? O abd ne zaman hür olursa o zaman parasını almaya çalışır. Alamaz. Yanlış yapmasaydı. Ve la yecuzu li ahadin muamelatu abdin illa en ya'leme enne seyyidehu ezine lehu. O ilimde bi beyinetin ev bi kavli seyyidi ve la yukbelu fihi izinde kavlul abdi. Vel abdu la yemliku şeyen. Abd hiçbir şey mülk edemez. Ve in mellekehu seyyidhu. Seyyidi abdına derse ben bu evi sana verdim, senin mülkiyetine koydu, soktum. Yine abdün mülkü. Çünkü abd kendisi memluktur. Mülke mülk olmaz. Abd kendisi seyyidin neydir? Memlüküdür. O abda memlük olmaz. Vel abdu la yemliku şey'en ve in mellekehu seyyiduhu.
Abdın Seyyidi Abder bir şey temlik etse dahi onun mülkü olamaz. Peki. Ve izâ in akadel bey'u. Bey tamam oldu. Bey ne oldu? Akıdların şartları yerindedir. Akıdın şartları yerindedir. Ben her türlü şartlar yerinde biri birine bir şey sattı. Beymun akıd oldu. O zaman sebete li kulli minel bâi'i vel müşteri. Hem bâi için hem müşteri için sabit olur. Ne sabit olur? Hıyarul meclisi. Hıyarul meclis sabit olur. Bir çeşit hıyar, hıyarul meclistir. Ne zamana kadar bu sabittir? Malem yeteferraka. Birbirlerinden ayrılmadığı sürece. Ben bir şey bu Muhammed Nafi Hoca'ya sattım. İkimiz beraber olduğumuz sürece. Burada beraber oturuyoruz, dışarıya beraber gidiyoruz, yolla bir gün akşama kadar beraber gideriz. O hıyar devam ediyor. Ben de pişman olabilirim, o da pişman olabilir. Ne zaman birbirimize ayrıldık, ben içeri dedim o dışarı gitti. O zaman hıyar-ı meclis bitti. Demek, sebete li kulli minel bâi'i vel müşteri hıyar-ı meclisi. Hıyar meclis sabittir. Malem yeteferraka. Birbirinden ayrılmadıkları sürece ev yahtarel imdae cemiat. İkisi beraber biz bu bey'i artık geçerli kıldık. Artık pişman olmayız deyinceye kadar hıyar meclis devam ediyor. Bir şey Muhammed Nafi Hoca sattı. Dedim bana pişmanlık yok artık. Bu bey tamam. O da diyor bana pişmanlık yok. Bu bey tamam. Hah, hıyar-ı meclis bitti. اَوْ يَفْسَخْهُ اَحَدُهُمَا Biri fesih etmediği sürece. Ben dedim ben bu beyi fesih ettim. Veya Muhammed Nafi Hoca ben bu beyi fesih ettim. O zaman hıyar-ı meclis bitiyor. Demek hıyar-ı meclis, hıyar-ı meclis demek beraber oldukları süre içerisinde onlara ne var? Pişmanlık var. Hıyar-ı meclis devam ediyor. Birbirinden ayrılıncaya kadar. Ayrılmadıkları sürece devam ediyor. Birbirinden ayrıldıkları zaman bitiyor. Veyahut da ikisi diyecekler ki biz bu bey'i geçerli kıldık. O zaman hıyar-ı meclis bitti. Beraber otursalar dahi biri pişman olamaz. Niye? Çünkü imdayı, imda demek, hani şimdi biz imza diyoruz, imza demek imda. Yani o işi geçerli kılmak. İkisi demişler biz bu bey'i tamam geçerli kıldık, artık pişman olamayız. O zaman hıyar-ı meclis devam bitiyor. اَوْ يَفْسَخُ اَحَدُهُمَا Bayi müşeriden biri o bey fesk etmediği sürece, biri fesk ettiği zaman hıyar-ı meclis bitti. Zaten biri fesk etmiş, bey yok ki hıyar olsun. Demek وَاِذَاِنْ اَقَدَ الْبَيْعُ السَّبَةَ لِكُلِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ اَوْ يَخْتَارَ الْاِمْضَاءَ جَمِيعًا اَوْ يَفْسَخُ اَحَدُهُمَا وَلِكُلِّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِ Şartul hıyari fil bey'i selasete yam. Bir de bu var. Hıyar meclisi öğrendik. Ve li kulli minel bâi'i vel müşteri. Bâi'i müşteriye her birine var. Ne var? Şartul hıyari. Hıyar şartı var. Fil bey'i bey'de selasete yamin. Üç gün. Fe maddune hukha. Üçten az. Lehuma. İkisi derler ki bize üç gün pişmanlık var. Tamam. Giderler üç güne kadar biri pişman olabilir. Bir ay bulursa pişman olur. Hayır, ay bulmasa da pişman olur. Ay bulursa zaten hıyar şartı olmasa da pişman olur. Evliya hadima biri diyor bana pişmanlık yok, biri diyor bana üç güne kadar pişmanlık var. Olur. Hıyarı beyde üç gün hıyar, şartul hıyar caiz. Ha illa iza kana el akd mimma yahrumu fi teferruku qabla el qabd. Yalnız akıt öyle bir akıt ki kabıdan önce teferruk caiz değil. Yani kabd edilecek ondan sonra birbirine ayrılacaklar. Kabıdan önce ayrılmak o akıdan nedir? Caiz değil. Öyle bir akıda hıyaru şart caiz değil. Ne gibi? Kema fi riba ve selam. Şimdi ribada ben para veririm bu Muhammed Nafi Hoca'ya, o da bana dolar verir. Mecliste ben onunkini kabul edeceğim, o benimkini kabul edecek. Bak böyle bir akıt ki burada, kabıdan önce birbirimizden ayrılamayız.
Ben para verdim, gittim, yarın o bana para getirecek, caiz değil. Bu faiz olur. Selen, bana 6 ay sonra böyle böyle bir araba getireceksin, sıfatlarını zikrediyoruz. Onun parasını şimdi vermem lazım. Ben onun parasını şimdi kabul ettirmeden, vermeden ayrılırsak olmaz. Ha işte o akıd ki kablal kabd teferruk caiz değil. O akıd ki oradan ne değil? O akıd ki kablal kabd teferruk caiz değildir. O akıd ki ne? Kablal kabd teferruk caiz değil. O akıda hıyar-ı şart caiz değil. Yani bir gün, iki gün, üç gün pişmanlık şartına koşamazlar. Ama o akıd ki kablal kabd teferruk caizdir. O akıda üç güne kadar pişmanlık bayi müşteriye ikisine de caiz, birine de caiz. Tekrar ediyorum. وَلِكُلِّنْ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِ شَرْتُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ Beyde hıyar şartı, yani pişmanlık şartı bayiye de koşabilir, müşteri de koşabilir. İkisi beraber de koşabilir. Ama ne kadar? سَلَاسَةَ اَيَّامٍ فَمَدُّونَهَا Üç gün, üç günden aşağı. Üç gün, üç günden ne? Daha aşağı. Üç günden fazla olmaz. Bu hıyarun, bu şartul hıyar fil bey, lehuma ikisine de var, evliya hadime birine var. Biri bana üç gün pişmanlık var, biri diyor bana yok. Olur. Ama illa bu şartul hıyar caiz değil, iza kanel abdu olursa akıd, oradaki bey, mimma öyle bir akıd ki yahrumu fihi. O akıda haramdır etteferruhu. Bayen müşterinin birbirine ayrılması kabil kabdi. Kabid gerçekleşmeden teferrukları haramdır. Hah. Öyle bir akıd olursa o zaman hıyar-ı şer caiz değil. Mesela kema fir riba. Ribada kabiden önce ayrılmak caiz değil. Ve selemi. Selemde kabil kabid yani semen teslim Resulullah teslim edilmeden teferruh ne değil? Caiz değil. Ha riba selemde kablel kabl teferruh caiz olmadığı için ribada selemde hıyar-ı şart da koşulmaz. Hıyar-ı şart caiz değil. Sümme izekanel hıyar-ı lil bayi. Ben Abdul Muhammed Nafi Hoca'ya bir şey satmışım. Ona hıyar yok, bana var. Vahdehu, sade bayi var. O zaman fel mebi'u, o satılan mal. Fi zamanil hıyari, hıyar süresi içerisinde, o üç gün içerisinde. Üç gün içerisinde. Felme bi fi zaman hıyari, milkuhu, kimin mülkidir? Bayi'en mülküdür. Niye? Çünkü bayi'e üç gün içerisinde pişmanlık var. O bayi'en sattığı mal üç güne kadar kimindir? Bayi'endir. Niye? Çünkü o sürede cayabilir de geri alabilir de. O zaman o hıyar süresi içerisinde bu mal kimin mülküdür? Bayi. Ve in kana lil müşteri vahdehu. Hıyar Muhammed Nafih Hoca'nadır. Müşterinindir bayi'en. O Muhammed Nafih Hoca'ya sattığın bu telefon 3 gün içerisinde kimindir? Fel mebi zamanil hıyari. O mebi hıyar süresince milkuhu kimin mülküdür? Müşterinin mülkü. Fel mebi'u fi zemenil hıyari milkuhu. Mebi hıyar süresi içerisinde müşterinin mülküdür. Niye? Bayi demiş ben pişman olmuyorum. Müşteri demiş bana üç güne kadar ne var? Pişmanlık var. Üç gün bitti. Öyle değil mi? Bayiye pişman olmadı. Aldı götürdü. O üç gün içerisinde bu mal kimin imiş? Müşterinin. Şimdi müşterinin bayan faydası ne? Faydası budur. Eğer üç gün içerisinde o mal bayan olursa o üç gün içerisinde diyelim sütüdür ziyadesi ne ise menfaatleri bayandır. Eğer o süre içerisinde müşterinin ise mil, o mebiyen ziyadeleri üç gün içerisinde kimindir? Müşterinin faydası olur. Peki ve inkanır lehuma. Hıyar hem bayandır hem müşterinindir. O hıyar süresi içerisinde mil kimindir? O mebin ziyadeleri kime verilir? Diyor fel milku fihi. Fel milku milk fihi. Nerede? F
fel milku fihi. O mebiyede mülk mevkufun. Duruyor. Askıya alınmış durumdadır. Ne bayiendir ne müşterindir. Bekleriz. Üç gün bitti. İn temmel bey'u. Eğer bey tamam olduysa, diyelim o süre içerisinde kimse pişman olmadı, bey tamam oldu. Tebeyyene o zaman zahar oldu, ennehu. O mebi kâne milken bay. Demek ki neymiş? Bayi. Ha, eğer bey tamam olmadı, diyelim üç gün içerisinde biri pişman oldu, bey'in ne etti? Bey'in fesih etti. Bey'in ne etti? Fesih etti. Anlıyorsunuz değil mi? Bey'in fesih etti. Fesih edince ne olur? O mal bayan olmuyor mu? Ha, demek ki o hıyar süresi içerisinde bu mülk kimin imiş? Bayan imiş. Ziyadeler ne varsa bayan verirler. Anladınız? Ve in kâne levma. Eğer hıyar ikisine varsa fel milku fi mebiyendeki milk mevkufun o askıya alınır. Ne onundur ne onundur demeyiz. Orada beklentiden kalır. İn temel bey'u, eğer bey tamam olursa, biri pişman olmasa tebeyyene zahar olur. Ennehu kâne milken bâyi'i. Demek o süre içerisinde bâyi en imiş. Müşteri değil mi? Şey. Müşteri. Fel mi'u fîm mevkufun. İn temel bey'u tebeyyene ennehu kâne milken bâyi'i. Kalar lan ben öyle mi söyledim? Yok. Ve in kana lehuma mülk ikisinindir. Şey, hıyar ikisinindir. Fel milku fi mevkufun. İn temel bey'e sonra bey ne oldu? Tamam oldu. Tebeyyene ennehu kana mihil bay demek bayi en imiş. Ben öyle demedim. Sen müşterin olması lazım. Biz de müşteri yazıyoruz. Müşteri mi yazıyor? Ya öyle söyleyin. Bak ben doğru mu anlatıyorum? Ennehu kâne milken lil müşteri. Ve in fesehel beyu teben ennehu kâne milken lil bayi. Ha, burada bir eksiklik var. İn temmel beyu tebeyyene lenna ennehu kâne milken lil müşteri. Ve in fesehel beyu tebeyyene ennehu kâne milken lil bayi. Bizde fesehel beyu var dedi. He? İşte var değişiklik. Var neden? Bakın ki eksiklik var. Sümeyn temel bey tebeyyene enne o kanı milken değil müşteri. Tamam. Ben ki o eksik. Ve in fesek el bey. Ve in fesek el bey. Yani biri bey fesek ederse tebeyyene enne o kanı milken milken bay. Tamam. Sizinki doğru. Benimki eksik. Ben mana doğruydum. İbare doğru vuruyorum ama ibare yanlış. Ve in temel bey. Şey mülk mevkuf. İn temel bey'u eğer bey ne olduysa tamam oldu. Tebeyyene ennehu kâne tebeyyene ennehu tebeyyene ennehu kâne milkenir müşteri. Demek bu müşterinin mülkiymiş. Niye? Üç gün sonra kimse pişman olmadı. Bey tamam oldu. Bu mal kime geçti? Müşteriye. Demek o hıyar süresince kimin imiş? Müşterinin imiş. O hıyar süresi içerisinde ziyadeler varsa müşteriye verirler. Ha, ondan sonra? Ve in fesehe. Mülken müşterisi. Ve in fesehe. Müşteri yazmadınız diyebilirsin. Tabi gelen o mülken değil müşterisi. Anne o kanım mülken değil müşteri. Ha, ona doğru. Mülken lil müşteri. Yok. Ondan sonra ve in fesehe bey'a. Ve in fesehe bayen müşteriden biri fesk ederse el bey'e. Ve ve in fesehe fesehe bey'u. Bey ne yapılırsa fesek olursa. O zaman tebeyyene ennehu kan mülkün bay. Demek ki bayen mülkiymiş. Niye? E, bey fesk edildi. Neticede bu mülk müşteriye geçmedi. Kime kaldı? Bayi kaldı. E demek o hıyar süresince de kimin imiş? Bayi'en imiş. Öyleyse o hıyar süresinde bir ziyadelik varsa, yavrulama, süt, yün, bir şeyler varsa o da kimindir? Demek bayi'endir. Hah, oldu. Tekrar edelim, düzeltelim. Sümen kanel hıyaru lil bayi'i vahdehu fel mebiyu fi zemenel hıyari milkuhu.
وإن كان للمشتري وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، وإن كان لهما فالملك في موقف. إن تم البيع تبين أنه كان ملكا للمشتري، وإن فسخ البيع تبين أنه كان ملكا للبايع. Anlaşıldı değil mi? Benimki intemmel bey'u tebeyyene ennehu kan milhil bayi. Bey tamam olursa o hıyar süresince diyor milk zahar oldu ki bayendir. Hayır bayan değil ki. Bey tamam olmuş. Bu mebi müşteriye geçmiş. O zaman demek ki zahar oldu ki bu mülk hıyar süresi içerisinde kiminmiş? Müşterininmiş. Ama ve enfussihel bey'u veyahut da وَاِنْ فَسْخَ الْبَيْعَ herhangi biri bey'e ne ederse, fesk ederse, o zaman تَبَيَّنَ اَنَّهُ كَانَ مِلْكَنْ بَيْعَ demek bayanmış. Çünkü bey fesk edildi, o mebi bayi'a geri kaldı. Demek o hıyar süresince de kimin imiş? Bayi'nin imiş. Tamam. Yeter değil mi? اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب